Son günlerde televizyonda izleyecek bir şey bulamıyor musun? Hey, bu iyi görünüyor. Hey Vicky, ne seyrediyorsun? Kız programlarımı hiç sevmem. Pekala, bu kadar saçmalık yeter. Hadi. Bana uyan bir şeyler koyalım ha. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ha, benim programıma döndük. Yok ya, bu çok daha iyi. Sen de bunu biliyorsun. Hayır, kanepeye ilk ben oturmuştum bir kere. Öf, bu tartışma bitmeyecek mi? Hey, bu ikisi itişmeye başladı resmen. Hey siz. Ha? Sana söylüyorum Vicky ve sana da Kevin. Ha? Ne? Bize mi söylüyorsun? Ne seyrettiğinize karar veremiyor musunuz? Siz ikiniz şimdi beni dinleyin. Hey şu tatlılara bak. Gözlerinizi televizyondan ayırmayın. Çünkü tam ikinize göre bir meydan okumam var. Bu meydan okuma vücudunuzu teste tabi tutacak. Buna hazır mısınız bakalım? Öyle hazırız ki. Pekala, diliniz uzun ama burnunuzu değdirebilir misiniz? Evet, ilk hangimiz başlayacak? Bunun cevabı taş makas kağıt oyununda. Kusura bakma Vicky. Kevin bu roundu kazandı. Hadi dilim, bunu başarabilirsin. Burnum şuracıkta. Bana mı öyle geliyor yoksa dilim aniden kısacık mı görünmeye başladı? Sen neden denemiyorsun Kevin? Ay canına, bayağı yaklaştın. Ama yeterince yakın değil. Hadi Kevin, çok yaklaştın. Ve değdi baylar bayanlar. Vay canına, anlaşılan o %1'den biri sensin Kevin. Daha önce hiç parmaklarınızı çaprazladınız mı ama hepsini birden. Ve diğer elinize yardım edip oyun bozanlık yapmayın. Ay, insan eli gibi değil sanki değil mi? Hey, benimki oldu mu? Ya şimdi? Oldu mu? Üçüncüyü de denemeli. Olmuyor. Hey, diğer parmaklarım nereye gitti? Şimdi sırayla şu parmakları çaprazlayalım. Hey, işte oldu. Ve hop, çifte vuruş. Kendimi çok güçlü hissediyorum. İnsanüstü falan gibiyim. Woohoo! Ben de yapabiliyorum bak. Oh, Kevin, evet tabii tabii. Kollarınızı şöyle öne uzatın, çaprazlayın ve şöyle döndürün. Sonra kafanızı arasından geçirin. Bunu yapabilir misiniz? Düğüm olmuş gibi resmen. Deneyelim mi hadi? Önce sen. Pekala, bakalım hele. Evet, şöyle döndürdü, sonra çevirdi. Hayır, bunda başarılı olamadın ki. Kevin, bunu tekrar denerken sen neden yapıp yapamayacağına bir bakmıyorsun ki? Pekala kollarım, bakalım becerebilecek misiniz? Vay canına, başardı. Kevin, bak yaptım, inanabiliyor musun? Kevin, bence bıraksan iyi edersin, omzunu çıkaracaksın. Anlaşılan Vicky bu numarayı yapabilen şanslı %1'den biri. Bravo. Peki dilini şöyle katlayabilen seçilmiş kişilerden misin? Vay. Neredeyse başardın Vicky. Hey, dikkatli ol. Senin dilin ne durumda Kevin? Ay, seninki Vicky'ninkinden bile kötü görünüyor. Hey millet, kahve isteyen var mı? Boş verin, meşgulsünüz anlaşılan. Bunu evde yapmaya kalkarsan ev arkadaşlarını birkaç dakika boyunca deli gibi görüneceğin konusunda uyarmayı unutma. Neyi kastettiğimi anladın mı? Burun deliklerinizi böyle genişletebilir misiniz? Kolay görünüyor değil mi? Hey, burun deliklerinin yaptığı şu numaraya bak. Kevin'inkiler de farklı farklı, şunlara bak. Nihayet şu ikisinin ortak yaptığı bir şey çıktı. Tek ve yumuşak bir hareketle çiğ yumurtayı kırabilir misiniz bakalım? Vay! Haşat etti resmen. Dur, gidip yumurta alayım. Biri sana, biri bana. Pekala Vicky, denemek ister misin? Ya bu acayip güçlü bir yumurta ya da Vicky spor salonunda ağırlık çalışmaya başlamalı.
eminim sen yapabilirsin. Hazır mısın? Bir, iki, üç, bom. Eminim keşke koruyucu bir şeyler giyseydik diyorsunuzdur. Aferin Kevin, kaslarını sandığından daha güçlüymüş. Hiç dirseğinizin tadını merak ettiniz mi? Vay canına, bu kız da amma esnek, nasıl yaptı bunu? Hey, bir yerinizi sakatlamayın ha, diliniz ancak o kadar uzayabiliyor. İstediğiniz kadar zorlayın, daha fazla uzamaz. Hey, çok yaklaştım Vicky, az kaldı. Dur, biraz iteyim. Aha, dirseğimi yaladım işte. Bulumu birkaç dakika dinlendirsem iyi olacak. Aa, çok yorulmuşum. Baş parmağım nereye gitti? Hah, buradaymış. Parmağını biraz geriye kıvırmış işte. Ne var yani, değil mi? Evet, şimdiye kadar tamam. Olayı kaptım. Dikkat et, bir yerini kırma. Hey, şuna bak, başardın. Hey millet, ikiniz baş parmak kardeşi oldunuz. Hadi şu parmaklarınızı eski haline getirin de biraz dinlenin. Hiç ağzınıza bütün bir pizza dilimi tıktığınız oldu mu? Peki ya yumruğunuzu? Vay canına, ağzı ne kadar büyük ya da yumruğu ne kadar küçük. Yumrukları hazırlayın, ağzınıza giriyor. İyice aç Vicky. Bu numaranın kilit noktası tüm parmak eklemleri ağza sokmada. Ve görünen o ki Vicky daha parmaklardan öteye gidemedi. Hey Vic, hepsi girdi mi? Oldu mu? Dur, biraz yardım edeyim. Ağzını biraz daha açabiliyor musun? Evet, bütün eklemler girdi işte. Sıradaki soru, nasıl çıkacaklar? Oh, ucuz kurtuldum. Zavallı çenemi biraz dinlendireyim. İşin garibi, bu sıradan eller bunun gibi alışmadık şeyler yapabilir. Pekala, o kadar da zor olmasa gerek değil mi? Hadi bakalım. Hey, şu yüzük parmaklarının dansına bakın. Gördünüz mü, haklıymışız, çok kolaymış. Vay canına, ikiniz kendinize pek güveniyorsunuz ha. Yaşın için hazır mısınız? Herkesin kulakları vardır ama herkes bunu yapabilir mi? Biraz tuhaf ama bir deneyelim. Pekala Vicky, ne dersin, yapabilir misin? Vay, bunlar resmen hareket ediyor. Ben de bir deneyeyim. Kulaklarda pek hareket yok Kevin. Ama yüz kasları bayağı iyi çalışıyor. Sana kötü haber vermek istemiyorum Kev ama bu roundu kesinlikle Vicky kazandı. Neyse ya. Sanırım kulakların biraz özel sadece. Hepsi bu. Rock yapmaya hazır mısınız? Ne dersiniz? Parmaklarınızı böyle birbirine değdirebilir misiniz? Hadi başlayalım. Ya of. Yolumun üstünde şu parmaklar olmasaydı iyiydi. Sana kötü haber vereceğim için üzgünüm Kevin. Ama o iki parmak yakın zamanda birbirine değecek gibi görünmüyor. Vicky ise bu hareketi kolaylıkla yaptı. Evet, düşündüğümden çok daha kolay oldu. Bak Kevin, ben yapabiliyorum. Görüyor musun? Evet, hepimiz seni görüp duyabiliyoruz Vicky. Anlaşılan Vicky özel kazananımız. Aferin sana. Hey, yukarıdan düşen şey tatlı mıydı? Orada daha var mı? Bu kesinlikle hayatımın en güzel günü. Tebrikler Vicky. Şimdi zavallı Kevin'e de bir tane at da ağlamasın. Ne? Hepsini kendi başına yiyebileceğini mi düşünüyorsun? Böyle meydan okumaları seviyorsan YouTube kanalımıza abone ol ve videolarımızı arkadaşlarınla paylaş.